Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha karşınızdayım. Bugün isme naona yani myongsa'ya gelen bir eki öğreneceğiz arkadaşlar. Bu ekimiz naona yani isme e. E'yi daha önce de duymuştuk arkadaşlar. Eso ve e Korece'de bulunma hali eki ve ayrılma hali eki olarak da kullanılıyordu. Daha önceki derslerimde de zaten hep bahsediyordum. Ama bugün onun farklı bir işleviyle, farklı bir göreviyle karşınızdayım. Bugün isme yani noun'a e bize şunu verecek. Bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini belirtmek için isimlerle birlikte kullanılır. Yani bir şeyin ne zaman gerçekleştiğini bize verecek. Ama dediğim isimle birlikte kullanılıyor. İsme ekleniyor bu sefer e'miz. Evet, gerçi öbür seferlerde de gene ismi ekleniyordu. Evet, devam edelim. Önce paçımı bir irdeleyelim. Bakalım paçım var mı yok mu biliyorsunuz önemli bir konu. Ee, İsme e ekinde, yani bir şeyin yapılma zamanını e, belirten ekte. Paçım varsa da, paçım yoksa da e standart şekliyle ekleniyor. E şeklinde ekleniyor. Christmas'ı e, Christmas'a. Warioire şeklinde. Gördüğünüz gibi e, Christmas'ı I ile bitti ama E şeklinde aldı. Warioire'de yine L ile bitti ama E şeklinde aldı. Burada paçim çok da e, önemli bir durum değil. Gördüğünüz gibi her şekilde E şeklinde ekleniyor. Şimdi arkadaşlar bu ekte dikkat etmemiz gereken bir durum var. E, cümle içerisinde dün oje, bugün onul, yarın neil, şimdi çigım gibi kelimeler varsa once onul, neil ve çigım kelimelerinize e ekini eklemeyin arkadaşlar. Yazılmıyor e bu eklerle birlikte. Yani oce e, onu re, neyi re, çigı me diye bir kullanım söz konusu değil Korece'de. Burada saydığım kelimelere e ekini eklemiyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi buna örnek verdim. Ee, yazalım bakalım. Ne dedim? Oce, onıl, neil, çıgım gibi kelimelere bu eki eklemiyorduk. Şöyle ki. Neyre. Yonharıl payo. Diyemiyoruz arkadaşlar. Bu ek buraya eklenmiyor. Oce. Çingurang mannas diyemiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce saydığım kelimelere bu ek kesinlikle eklenmiyor. Bunlarla birlikte kullanmıyoruz ekimizi. Evet, devam edelim. Bakalım başka elimizde neler var? Evet, şimdi bu da yine önemli bir nokta bu ek için. Şimdi şöyle, zamandan yani cümlede belirtilen zamandan daha önce bahsedildiğinde zamanı vurgulamak için e doğal olarak kullanılır demişim. Şimdi bu ne demek? Cümle üzerinden giderek örneklendireceğim bunu. Ama şurası önemli. Cümlede geçen zamandan daha önce bahsedilmiş olması gerekiyor. Biz de vurgulamak için o zamanı bu eki tekrar ekleyeceğiz cümleye. Bakalım ne demek istemişiz. Evet. Cumare moheo hafta sonu ne yapıyorsun? Cumarenin tibe saşuoyo. Cumar hafta sonu evde dinleniyorum. Şimdi cumal dedik değil mi? Cumal e hafta sonu hafta sonu ne yapıyorsun? Cumarenin tibe saşuoyo hafta sonu evde dinleniyorum. Ne zaman? Hafta sonu. Zaman daha önceden belli mi? Daha önce bize vurgulandı mı? Evet, vurgulandı. O zaman ben de cümlemi kurarken en'in ekini mutlaka ekliyorum arkadaşlar. Bu, bu kadar doğal bir seleksiyon. Ee, basit aslında kullanımı. Artık pratikleşiyorsunuz siz bir süre sonra zaten. Söyleye söyleye, kullanı kullana. Evet, bakalım. Örneklerimiz üzerinden değerlendirelim. Krize e... Çingu hago patiril heyo. Christmas'ta arkadaşlarımla parti yapıyorum. Ne zaman? Christmas'ta. Zamanı belirttim değil mi? Toyo ire moheyo. Cumartesi ne yapıyorsun? Toyo ire nın. hago yonharul payo. Cumartesi arkadaşlarımla film izliyorum. Cumartesinden daha önce bahsettik mi? Evet yukarıda soruda özellikle geçti bu zaman değil mi? O zaman ben de aşağıda enin ekiyle ya da toyo şeklinde cevap vermeliyim karşımdaki kişiye. Ay kaydık. Evet. Şimdi bakalım örneklerimizle devam edelim. Onze çingırılmanlayo. Ne zaman arkadaşlarınla buluşuyorsun? Christmas'ı e ee, zaman verdim değil mi? Ne zaman? Christmas'ta arkadaşlarımla buluşuyorum. Christmas'ı e ee, çingırıl Evet şimdi bir karşılıklı diyalogla hem pekiştirelim hem de ee, konumuzu bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet bakalım. Ovol guire Zaman çünkü. Zaman olduğu için e ekini eklemek zorundayım. Ovol guire Sigani istiyor. Beşinci ayın dokuzunda zamanın var mı? Vaktin var mı? Guiri Musun yoyriye Ayın dokuzu hangi gün? Dokuzuncu gün hangi gün? Kum yoyriye yo. Yine önemli bir nokta, tarih var. Zaman var yani. Partiga 있어요. Cuma günü, cuma günü parti var. A, mianhaeyo. Kmyoil-e yakso-ga Bir sözüm var diyor. Cuma günü bir sözüm var. A, üzgünüm. Cuma günü bir sözüm var diyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi e, bu sefer bulunma hal eki ya da ayrılma hal eki olarak hal eki olarak değil bir zaman belirtme eki olarak gördük ama yine isme geldim e, kullanımı kolay e, bunlar zaten arkadaşlar kullandıkça oturan şeyler yani oturup bunu ezberlemenize gerek yok hem duyacağınız için zaten siz de e, duydukça kullanacaksınız dediğim gibi yine basit bir ekle karşınızdaydım o zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.